İyi seneler sevgili yengeçler. Kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 8-14 Ocak arasında sevgili yengeçleri neler bekliyor? Klasik 3 tane kart açıp bunları sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi bakalım ilk kartımızla başlayalım. Kupaların prensi. Sevgili yengeçler, bu dönem duyarlılığınızın had safhada olacağı, mutlu bir takım sürprizlerle karşılaşabileceğiniz, nasıl söyleyeyim, birazcık hayallere dalabileceğiniz bir dönemi, yani hayalperest olabileceğiniz bir dönemi sembolize eder. Aynı zamanda da kart bizi uyarır, der ki şu an bir ilişki için erken der aslında, çünkü prensler nedir arkadaşlar? Ya bizimle yaşıt, çok nadiren bizimle yaşıttır. Bizden genç arkadaşları sembolize eder. Çoğunlukla yaşça daha genci sembolize eder. Der ki bu kişi duygusal olarak olgunlaşmamış henüz. Ana kuzusu ve içine kapanık. Yani ilk adımı ondan bekleme. Çünkü çok utangaç der bize karakter olarak. Aynı zamanda da bir takım problemlerimizi, bakın bilinçaltımızdaki bir takım problemlerinizin üstesinden gelemiyor musunuz bu dönemde? Çok eski üstadlar, tarologlar şöyle der. Bilinçaltın birazcık böyle dalgalı mı ve bir takım problemleri bilinçaltında çözemiyor musun? O zaman balığa bak. Yani metaforik olarak balığa bak denmiş. Bu da nedir arkadaşlar? Yani problemi çözemediniz mi? Gidin başka bir şeylerle uğraşın. Yani odak noktanızı başka bir şeye çevirin. Onunla uğraşın ve belli bir zaman sonra tekrardan o probleme geri dönüp o problemi çözebilirsiniz arkadaşlar. Hadi bakalım ikinci kartımız. En sevdiğim kartlardan arkadaşlar. Kader çarkı. Hayatımızda yeni olanaklar ve bu yeni olanakların çok çabuk olabileceğini sembolize eden kartlardan bir tanesidir. Aynı zamanda bakın arkadaşlar üzerinde zaten ne yazıyor? Rota, Ator, Orat, Taro. Bu İbranice'de bizde nasıl Esmaül Hüsna, Allah'ın yüz güzel ismi var. Onlarda da tabii ki Allah'ın güzel isimleri var. Fakat bazı kesimler bu dört altın isim denir. Buna tapınan bir kesim de vardır. Bazı Yahudi kesimlerince bu insanların aslında dini bir amaçla olmadığını, yani öyle bir şeyin olmadığını Yahudilikte savunurlar. Fakat buna tapan arkadaşlar da tam tersi dört altın ordun denir buna. Ve bu grubun da dört altın ordunun da işte Mason'un kurulumuna katkıda bulundukları, Gül ve Haç grubunun kurulumuna katkıda bulunduklarına dair bir takım iddialarda bulunmakta arkadaşlar. Arkadaşlar her yöne değişikliği sembolize eder. Vatandaşlıkla alakalı bir takım işleriniz varsa vatandaşlığı, kaderin hediyesidir arkadaşlar. Kaderin hediyesi denir bu kart için. Aynı zamanda da şansın sizinle beraber olacağını, evlilikse evlilik, kariyerse kariyer, yani ne istiyorsanız arkadaşlar bu dönemde bunların iyiye doğru hayatınıza dahil olacağını sembolize eder. Bu dönem şanslı bir takım tanışmalar yaşayabilirsiniz. Bazı çiftler için, uzun dönem çiftler için evliliği sembolize eder. Çocuk sahibi olmak isteyen ve bununla alakalı çalışmaları olan çiftler için bebeği sembolize eder. Arkadaşlar, yani 3 kelimeyle ben size şöyle özetleyeyim.
Değişim, olanaklar, şans. Bu kartı en kısa ve bu şekilde özetleyebilirim. Yani hayatınıza bir değişimin geldiğini ve bu değişimin iyiye doğru olacağını sembolize eder. Ve bu kart bir konuda da bizi uyarır arkadaşlar. Eğer işlerin çabuklaşmasını istiyorsan doğru zamanda doğru yerde bulun. Yani üşengeçlik yapma. Atıyorum arkadaşların seni bir yere çağırmıştır, davet etmiştir. Dersin ki ya ben bugün çok üşeniyorum, ben bugün gitmeyeceğim. Ama o gün orada bulunman gerekiyordur. Çünkü çok şanslı bir tanışma gerçekleştirebilirsin belki de. Veyahut işle alakalı hani bir fuara çağrıldın, bir yere çağrıldın, üşendin, gitmedin. Belki gitsen çok daha iyi olacaktı senin için. Bu konuda da uyarır bizi bu kart arkadaşlar. Hadi in bakalım son kartımız. Vay vay vay. Sevgili yengeçler, yani Joker çıktı arkadaşlar. Joker hayatınızda artık bazı konularda tertemiz bir sayfa açtığınızı, yani yepyeni bir başlangıcı simgeler arkadaşlar. Hayatınızda beklenmedik gelişmeler olabilir bu dönemde. Sürpriz gelişmeler olabilir bu dönemde. Bir takım şeylerin şeyleri negatif konusunda da öngörülememezlik. Bir takım şeyleri öngöremeyebilirsiniz bu dönemde. O konuda birazcık dikkat etmenizde fayda var. Kendimizden yaşıt veyahut da daha genç birini sembolize eder ilişki konusunda. Bazı yengeçler için yurt dışından bir partneri sembolize eder. Çoğunlukla bizimle yaşıttır veyahut bizden birazcık daha genç olabilir bu partner. Aynı zamanda arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Beklenmedik gebeliği sembolize eder. Beklenmedik gebelikle karşılaşabilirsiniz. Beklenmedik gebelik istemiyorsanız korunmanızda fayda var arkadaşlar. Aynı zamanda da eşcinsel birlikteliği, eşcinsel evliliği de sembolize eder arkadaşlar bu kart. Evet sevgili yengeçler, sizler için 8-14 Ocak arası tarot yorumum böyleydi. Mükemmel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın.